Burası senin köy. Şurada cami var, burada kilise var. Çok güzel ya. Türkiye'deki insanlara söylemek istediği bir şey var mı? İzmir'in kavramları. Bugün Gümülcü Nedeyim yine. Dün kına gecesini yaptık. Çok güzel geçti. Camide uyudum gece. Sabahtan beri mekandayım. Mekanda Türk Konsolosluğu'nun çalışanlarıyla tanıştım. Onlarla birazcık sohbet ettim. Gelenler gidenler hep böyle Türklerle sohbet ettik sabah. Gümülcine Türk Mahallesi'nde yürüyüşümüz devam ediyor. Sarmaşıkların altında küçük esnaflar, her yerde dükkanlar. Şu anda dükkanlar açık. İlk geldiğim zaman şuraları çekmiştim ama her yer kapalıydı o zaman. Çünkü öğlen 3'te kapatıyorlarmış. Bir siesta vakitleri varmış. Sonra tekrar akşam açıyorlarmış. Şurası Çukurkahve. Şu anda bütün mekanlar açık. Burası Gümülcine'de bir müzik kursu, nota müzik kursu. Burada kanun, ud, bağlama, keman gibi çalgıların dersleri veriliyor. Şu anda kardeş mi? Kardeş. Kardeş. Şu anda Kristo'nun mekanındayım. Burası nota müzik. Kristo'nun plaklarından bazılarını görüyorsunuz. 11 tane plak var. 9. Ha. Okay. 9 tane. Türk musikisine meraklı. Ud çalıyor, kanun çalıyor, bağlama çalıyor, konserler veriyor ve müzik dersleri veriyor. Burada Gümülcine'de. Birazcık Türkçe biliyor. Haydi gel, gel bana. Christos tam bir Türk müziği aşığı. Kızı Sofia'yı Türkçe müziklerle büyütmüş. Ona Türkçe müzik enstrümanlarını çalmasını öğretmiş. Ve şu anda birlikte bir YouTube kanalı yapıyorlar. Eğer onların kanalını görmek, daha fazla video izlemek ve üye olmak isterseniz açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Can you play a little bit? Yeah. İki parçalar. İki. Ha. Benim bir İsmail'in kavakları. Biliyorsun. İsmail'in kavakları. Evet, biliyorum. Türkçe'm, Yunanca'm, Türkçe. En bir parça, sonra benim parça. Biraz kort. Tamam. Ney? Ney mi? Sonra bir varsa. Tamam, süper. Και στα αγριά τα νερά.
geçti, bari karıştı kardiya. Leon barıştı kardiya. Benimle men açak içi, bari karıştı kardiya. Biraz parça, benim parça. Aha. İkol mü? Kızım. Kızım. Tamam. Senin parça. Kendi yapımı olan birine çalacak şimdi. Çok doğru.
Ama orada savaşma seviş amblemi var. No war, make peace. Stop the war. Savaşı durdurun diyor. Teşekkürler. Harikaydı bu. Sağ ol. Burası senin köy. Ne? Evren köy. Evren köy. Evros. Evrenos. Evrenos. Ha. Şurada cami var, burada kilise var. Çok güzel ya. Bir de şurada Hristiyanlığa ait bir sembol. Meryem Ana ve İsa. Burada da İslam'a ait Arapça Allah yazısını görüyorsunuz. En önce Orfeus. 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 Çok eski. Aha. Tresyan and Greek mythology. Yeah. Yalova Belediyesi. Edirne Darüşşifası. Burada hep işte Türkiye'ye ait şeyleri görebiliyoruz. Kudüm Melvelevi, İsmail Hakkı Öztan'ın kitabı. Barış'tan yana bir... TRT'de müzisyen. Müzisyen from TRT, Hasan Esen, Uğur Isik. Aa, TRT. Engin Aslan. Engin Aslan? Hangisi? Nikiforos Mitaxas, group from group Bosporus Vasiliki Georgiou. Şimdi kahve içelim diye mekana götürüyorum. Ona bir kahve ısmarlayacağım. Okay, let's go. Okay, let's go. Η μουσική είναι, πιστεύω, η μεγαλύτερη δύναμη. Είναι ένα δώρο από τον άνθρωπο. Müzik çok güçlü diyor. Tek gücü diyor bence insanın. Politikanın tam tersine diyor. Müzik diyor insanları diyor yan yana getiriyor. Birleştiriyor. İnsanlar müziği iyilik için kullanmalılar diyor. Geçen yıllar bize gösterdi ki diyor müzik sadece iyi şeyler için var diyor. Başka kültürlerden insanlar tanışmasalar bile birbirleriyle müzik sayesinde kucaklaşabilirler. Bunu biliyorum, bunu söylüyorum. Çünkü bunu defalarca yaşadım diyor. Demin şey demişti ya, ben bunu gönülden yapıyorum, diğer insanlar ticari olarak yapıyorlar. Bu işi ekonomik olarak yaparsanız belli oluyor zaten diyor. Ben diyor bu işi gönülden yapıyorum. Benim için büyük mutluluk diyor. Ben öğretmeniyim diyor. Birçok farklı milletten insana ders verebiliyorum diyor. Ve çocuklar çok akıllı diyor. Yani onlarla dalga geçemezsiniz, onlarla yalan söyleyemezsiniz. Onlar anlıyorlar her şeyi diyor. Gerçekçi olmalısınız çocuklara bir şey öğretmek için diyor. Konserlerimde zaten diyor ortak şarkıları çalıyorum diyor. Uzun yıllardan beri diyor. Türk Yunan ortak. Türk Yunan. Benim kendi yazdığım 4 tane 5 tane şarkım var zaten diyor. Türkçe Yunanca karışık. Türkçe Yunanca ve kendisine ait. Evet, evet, kendisine ait. Harika. Ya da yababu balosta vurula. Türkçe şarkılara Yunanca müzikler de, yani Yunanca sözler de yazıyorum diyor kendim.
Çok teşekkür ederiz diyor. Böyle insanlara ihtiyacımız var buraya geldiği için diyor. Doğru insanlara doğru şeyleri anlatmak için diyor. Bu tür insanlara ihtiyacımız var diyor. Senin gibi insanlara ihtiyacımız var diyor. Ben teşekkür ederim. Türkiye'deki insanlara söylemek istediği bir şey var mı? Selamlarımı ve sevgilerimi sunuyorum diyor. Ki halkın birbiriyle kaynaşması için diyor, en iyi aracın diyor müzik olduğunu düşünüyorum diyor. Müzikle başlamalıyız diyor. Çok teşekkür ediyorum. Efendim. Yunan müzisyenin kızı Sofia, Türkçe söylenmesi çok zor olan Müzeyyen Senar'ın Unutturamaz Seni isimli şarkısını hem çalıyor hem söylüyor. Sofia'yı babası Christo sürekli Türkçe şarkılar çalarak ve söyleyerek büyütmüş. O yüzden küçüklüğünde de çaldığı şarkıların videolarını izlediniz. Şimdi büyüdüğünde de çaldığı şarkıları izliyorsunuz. Ruhum seni yarar durur da, aklım yine seninle firarda. Haydi bekletme meleğim daha fazla, çıkıp geliver dolunayda, çıkıp geliver dolunayda. Haydi gel. Sabahlara mahkum etme beni. Tanrım elbet duyar feryadımı, Tanrım elbet duyar feryadımı. Haydi gel, gel bana, haydi sar, sar beni. Uykusuz sabahlara sar, sar beni.
Aşrı aşrı memlekete kız vermesin diye. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Bu canda kuşlara malum olsun. Annemi özledim. Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim. Uçanda kuşlara malum olsun. Ben annemi özledim.